Herkese merhabalar, ben Ruhi Çenet. Türkiye'de en son bulunulması gereken yere hoş geldiniz. Buradan mermi yedim, buradan çıktım. Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız 2 saniyelik bir göz teması hayatınıza mal olabilir. Sesli nefes alırsam dövürsün. Polis burada 2 günde bir operasyon düzenliyor. Belki de şu an burada bulunmamalıyız. Nereden gel, bahçeden mi? Siz bu mahalleye ne zaman geldiniz? Biz bu mahalleye 90 sene önce geldik. Nereden geldiniz? Babanın hepsi bizim akrabamız. Adıyaman'dan biz ikiler geldi. Sizin bu mahallede yaşadığınız en abartı olay neydi? Daha dün en kavga ettim. Siz mi ettiniz? Ben ettim. Ne kavgası ettiniz? Çıktım mahallede sövdüm, adam çıktı, senlik bir şey yok abi dedim. Adamı alttan aldı, adam bana sövdü. Yapacak bir şey yok. Kavga yani, ettiniz? Yok, sıktım. Bacağına mı sıktınız? Değmedi. Havaya sıktınız. Niye havaya sıktım? Ete sıkardım. Ete sıktınız. Kapısına geldim. Mevzu neydi peki? Ses etmesi mi? Ses etme mevzusu değil. O sadece sıktığınız... Sadece devrine çıkalı 13 gün oldu ben. Sıktığınız kişi yabancı mıydı? Yok. Değilse neden? Allah'ın hakkı üçtü. Sus diyeceksin susmayacak, sus diyeceksin susmayacak, o zaman sen konuşacaksın. Damarlarıma bastı. Küfür ettiği için sıktınız. Küfür ettiği için zaten. Burada küfürü kimse kaldırmıyor. Nasıl o kelimesini adam mı diyor? Siz neden cezaevine girmiştiniz? Çocukken sorularla ben dövdüm, sıktım. 6 ay önce de bu da beni yine dövdüler. Yine sıktım. Yine olsun, yine yaparım. Vurdunuz mu? Vurdunuz mu peki? Vurmazsam nasıl ceza atacağım? Paçalarınız var sizin. Hepsini cezaevinde kestim. Kaç yaşındasınız? 17 yaşındayım. Hayatı çocuk yaşta öğrendim. Birçok cezaevine nakledildim. Hiçbir cezaevi de beni kabul etmedi. Yok, anam. Buradan mermi yedim, buradan çıktım. Kasap derler diye. Her taraf kestim. Peki bu... Şuranızı nasıl kestiniz? Nereye? Ense tarafı. Fayansla kestiniz. Cezaevinde tuvalette fayans var, biliyor musun? Fayansı kırıyın, sivrileştiriyin, vuruyun. Sizin bunu yapma amacınız hücreden kurtulmak mıydı? Hücreden kurtulmak değil, cezaevinde eziyorlar. Biz de kendimizi ezdirmiyoruz. Elimizi ayağımı bağlayıp bir kelepçeye atıyorlardı bizi. Arkadaşlarımın gözümün önünde kafasını tepiklilerdi. 12 yaşında girdim, 15 yaşında çıktım. 16 yaşında girdim, 17 yaşında çıktım. Aslında ne 2026 buçuk ay yattım, 13 gün oldu cezaevinden çıkalım. Bak, göz göze gelirsin. Sana der ki hayırdır ne bakıyorsun, sen dersin ki hayırdır ne bakıyor. Ya karakolda, ya muhtar. Bir selam vermesi içeri gerekiyor herhalde öncesinde. Ya ne yapacaksın? Kusura bakma kardeşinden alttan alacağım. Geceleri burası nasıl oluyor? Issız oluyor ya genelde. Burada savaş çıktı mı? Namlayı bu tarafa durdu da buradan sıktım, mermi bize gelmez. Mesela bir şeyler mi oldu? Yani durduk yere insan yürüyor, durduk yere cinayet işleniyor. Ne bakıyorsun davasına, burada çok cinayet işlendi. O yüzden insanlar biraz tedirgin. Çok olay gördüm. En başta kısa bir örnek vereyim. Bizim ev şeker taksinin orada. Balkonu yola bakıyor. Bir gün oturdum sigara içiyorum. Bir olay çıktı. Karşıdan böyle karşı büfeden falan adamlar çıktı. Adam iki tane zırhı bir çekti, bir soktu buradan, arkadan çıkarttı. Evet. Döner bıçağı. İki tane bir soktu buradan çıkardı. Yani en basit olaylardan biri. Çok şey yaşadım ya. Çok adam sık geldi, oluyor mu pek? Adam çekti, ayağına sıktı. Çok evet. Sık oluyor, aynı. Ufacık çocuğun elinde bile s**tığı için artık millet açıldı. En genç kimi, ya kaç yaşında birini gördünüz? Vallahi 10 yaşında da gördüm, 11 yaşında da gördüm. Hala devam ediyor mu bu kullanım? Devam ediyor. Eskiden polis giremiyor diyorlardı ya, cidden giremiyor muydu? Giremiyordu aynen. Yani hep tepelerden falan, evlerin damlarından hep pompalıyla falan bekliyorlardı. Polisi istememeklerin sebebi ***cı. Biz ***cı satıyoruz, onlar da bize. Ya da kavga ediyoruz, aile konumuza polis niye karışıyor gibi şeyler. Sevdiğim insanlar cezaevine girdi. Vücudunuzda bir yara izi var mı? Bacaklarımda var. 3-4 kere şahı yedim ben. Burada oturanların çoğunda var o. Bu dövmeleri ne amaçla yaptınız? Diyabes diye ufaktım, 10 yaşında, 11 yaşında yaptım. Burada da var. Kolunuzda baktıkça burada paça izleri görüyorum. Bunlar evet, onlar neden yaptınız? Böyle komple gelir baba. Ne işle uğraşıyorsunuz? Pazarcılık diyelim ben. Yaralanma iziniz var mı? Var. Ne oldu? Şurada mesela çakı yedik zamanında. Konu neydi peki? Yok da öyle mesele işte, mevzu. Şimdi sana nasıl gireyim ben? Buranın yabancısıysan buradan bağırarak geçemez. Tezbi sallayarak geçemem. Evet, burada adam bilir ama artistlik yaparsa, adabını bozarsa, burada nefes alan sesli nefes alırsam dövürsün. Bir vukuat yaşandı mı, gördünüz mü? Her dakika maalesef. Bunların hepsi paça. Neden yaptınız bunları? Sıkıntılarım vardı. Cezaevindeydim. Kaç yıl kaldınız? 2,5. Kaç yaşında girdiniz? 14 yaşında. 14 yaşında kimi yaraladınız? Yaraladım işte. Sebebi neydi? Sebebi? Hangisini sayak ki? Gelecekte ne yapmak istiyorsunuz? Allah ne kısmet ederse. Hırsızlık var mı? Var tabi abi, nasıl olmaz. Ama mahallede yok, kendi mahallesini yapmazlar. Ama Adana'nın her yerinde yaparlar. İstanbul'da gider yaparlar, Ankara'da gider yaparlar. Sizin tanıdığınız herhangi biri cezaevine gitti mi? Tanıdıklarımın %90'ı cezaevinde. Ben girmedim. Ama burada gördüğünüz arkadaşların 10 kişinin 9'u girmiştir. Sabıkalı yani bizim evet. Mahalle. 01 dizisi burayı doğru yansıttı mı? Bu adam vurma filan olaylar bir tık önceki şey jenerasyon diyeyim. 10 sene önceki jenerasyon. Burada yine cinayet olayları olur yani. Birbirine baktım bile
Bakıştan mevzu çıkıyor mu? Olabiliyor yani. Cinayet çıkabiliyor. Mesela birisiyle göz göze geldiğimizde 3 saniye 4 saniye anlamsız bir şekilde bir mevzu çıkma potansiyeli geliyor yani karşısındakine. Biri bana 5 saniye baktı, hayırdır oğlum falan. Mesela bu bir kural aslında değil mi? Aynen. Bakıyorsan bile ya selam veren, vermiyorsan da bir kinin var demek ki bakıyor. Evet. Anladın mı abi? Devletin öncelikle bu parkı karakol yapması lazım. Yani engelleyebilmesi için. Her gün oluyor mu burada? Hemen hemen. Sizde bir yara izi vesaire var mı? Aynen, sırtında var. 2 tane çakı izi var. Konu neydi? Karşı tarafta aklını aldı yani. Manita mevzusu ya yüzde bir gün abi. Niye burada duruyorsunuz okulun önünde? Mahallede gündüz herkes gelebilir. Gönül rahatlığıyla ama gece tavsiye etmiyorum mahalleye. Gece ne oluyor burada? Gecelerin herkesin kafası güzel oluyor. İyi olmaz yani gelen için. Akşam tehlikeli abi. Bu akşam burada araya gidebilirim yani. Şurada öldürürler seni. Gündüz polis gelir c***dan alır gider. Çünkü herkes stresli, herkes gergin. Afar, kiminin güzel, kiminin harman. Gelir seni tanımıyor, yabancısın. Kim lan bu der. Baka sana gel lan buraya. İkisini test yap verirsin. Sokar gider. Sen adamı istersen peygamber gibi davranırsız. O adam sana gider yapar yani. Abi torbacı kalmadı ya, burada. Abi yok istersek. Yok benim çekimden değil. Alış bir sigara ver baba. Bir pro ver o zaman. Mahalleye girerken sağına soluna bakmayacaksın. Selamını vereceksin gideceksin. Devlet bitirdi. Şu an hiçbir şey yok. Her şeyi önlendirdi. Riyad Mahallesi'nin tarihi Karalar Mahallesi. Bura Osmanlı döneminde Afrika'dan gelinen kölelerin geçiş güzergahı. Esmer olan tiplerin yaşadığı yer. Burada torbacı kalmadı diyor. Torbacı kalmadı olmuyor. Devlet bu sistemi bitiremez. Torba var mı yani? Ben ne var diyebilirim ne yok diyebilirim. Yani büfede rakı var mı? Soru bu. Büfede rakı nasıl olmaz ya? Nereden geldiniz dayı? Siverek'ten. Urfa'dan. Siz hiç bir vukuata karıştırdınız peki? Ben mi? Saçımın teli kaldı. Siyasi. Ben 11 sene firar gezdim, polis beni bulamadı çünkü ben burada değilim. Beni bir Facebook'ta paylaşımdan dolayı geçen sene operasyon yapıldı, Buray'ın her tarafı sarıldı. Ne oldu? Beraat ettim. Hani Facebook'ta ölen arkadaşlarımı paylaşmışım, paylaşıyorum. Beraber eylem yapmışım. Ölen arkadaşımı da mı paylaşmıyorsun? Bu mahallenin kuralları nelerdir? Kötü alışkanlık. Kötü alışkanlık mı kuralları? Evet. Geçmişe kıyasla bunlar azalmadı mı? Maalesef. Niye azalmıyor? Gençlik bağımlılık olmuş. Ben genç bir arkadaşla röportaj yaptım. O bunların hiç olmadığını söyledi. Yalan söylüyorlar. Niye yalan söylüyorlar? %90 kendileri kullanıyor. Mahallede birbirlerine hasım duyan insanlar var mı? Hasım olan insanlar. Nereden geldiniz buraya? Sizden geldik. Eyler ne ararsan var. Mesela bakkalınızın önünde yaşanmış tuhaf bir olay oldu mu? Bu olayını anlatır mısın arkadaşlar? Savcının olayını zaten anlattım. Şurada arabasına geldiler buraya. Ben tanımazdım. Savcıyla yardımcıları. Geldim içeri aldım. İki tane arkadaş yaralıydı. Yardımcı oldum. Sonra polis arkadaşlar geldi götürdüler. Yani. İki. Üç. Duyduğuma göre damdan dama atlama olayları oluyormuş. Buradan mesela bu tarafa doğru gidebilirsin bak. Her birleşik olduğu için. Mesela bu sokak sonu yok mu? Evin damından direkt gidebilirsin. Damdan atlama olayları vukuat yaşandığı zaman ya da bir ovalamaca yaşandığı zaman kullanılıyor mu? Onlarda oluyor. Siz böyle hiç kullanan birilerini gördünüz mü? Biz kullanıyoruz. Bir işe yaradı mı? Yaramaz mı ya? Başınıza ne gibi vukuatlar geldi? Şimdi bir şey ne p***dı? Bilmiyorum belki torpildir belki de s***tır. Hiç belli değil. Bugün bir olay yaşanmış mıdır sizin kulağınıza? Dün gece gelin. Yaşandı. Dün gece burada s*** çıktı ya. Vücudunuzda bir yara izi var mı? Şimdi göstermen de. Her peki, tarafımız delik deşik ya. Polis bire giremiyor diyorlar. Önceden de. Polisler ekip olarak mı girebiliyordu buraya? Aynen. 1000 kişilik girmeye çalışıyorlar. 1000 kişi yani 1000 tane polis gerçekten deniyor muydu ona? 1000 polis yani 1000 polis desek bir ordu gibi zaten olmaz mı? Zaten internete yazdığı zaman gösteriyor. Bu evde bir eşyalar yakalattım yok mu akıllar da işte 2015'ten beri de yatıyorum. Şu an cezaevinde zinlisiyim zaten. Hala yatıyorsunuz lan teknik olarak. Neler yakalandı burada? Ne yakalandı? Cezanız ne kadarlık? 12 sene 8 ay. Bu poşetleri çocuklar uçurtma yapıp uçuruyorlar. Bak adam burada ayakmış. Kaça satıyorsunuz mesela bunları? Tanesi 2 dolar. El emeği, teşekkür ve ödenmez yazmışsınız. Evet. Burada aileler de var. Mahallede biraz daha söylediği gibi ama o kadar da biraz fazla abartılmış. Eğitim yok. Eğitim adına hiçbir şey yok. Hürriyet sanki unutulmuş, sanki insanlar sanki unutulmuş. Duvarın üstüne cam koymuşlar. Kullanmasın diye işte. Hırsızlık. Devlet buraya yeteri kadar destek oluyor mu? Hayır canım. Nerede? Orada vatandaşlık. Ne belediye ne devlet. İşte görüyorsun işte. Belediyenin halini görüyorsun. Trafiği çek abi. Sadece trafiği çek abi. Bir şey demiyorum. Ben bildim bile çocukluğumdan beri mesela buralara şey gelecek diye konuşurlardı. Kentsel dönüşümü aynen. 10 yaşındaydım. Hala konuşuluyor. Ben şu an 36 yaşındayım. Daha piçimi çakılmam. Geceleri bu mahalle nasıl oluyor? Biraz daha tabii ki daha farklı yani. Yukarı taraflardan gelen insanlar burada belki bazı alışveriş yapıyorlar. Ya dışarıdan gelen insanlar buraya yan gözle bakıyor. Bana of lan of diyor adam. Adam gelmiştir Turgut Özal'dan. Mapa sığmazdan gelmiştir. Gecenin bir vakti mahalleye küfür etmiştir.
O adamı deli keşif edip gönderiyor. Ben bunda çekim, bunda çekim. Mercan, ağlıyordur Mercan. Ürün satışını kim yapıyor abi? Kimse yapmıyor abi. Dışarıdan gelen. Dışarıdan evet evet. Tespih yok mu ya, tespih getirin bize. Daima kim istiyor? Bir ben öyle mevzuyu başlatıyorum. Bu mahallenin temiz çocuklar. Peki temiz kalabilmeyi nasıl başardınız? Arkadaş ortamına fazla girmedik. En son ne yaşadığınızı anlatsın. En son ne yaşadım? Başka bir mahalleye gitmiştik. Ufak bir tane çocuğa tokat vuruldu. Dayanamadım. Ben de o çocuğa vurdum. Mevzu öyle başladı. Bu mahalleyi kötü bilirler ama bu mahalle kötü bir mahalle değil kardeşim. Yani internette yaratılan algı yanlış. Yo eskiden. Yanlış. İnternette göründüğü gibi değil bizim mahalle. Çok kötü anlatılıyor yani. Herkes gelsin görsün bu mahalleyi. Gül içinde birisi canını almak var mı yani? Oluyor mu öyle? Meşhu çok olurdu öyle. Gece saat 12'den sonra hürriyetin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Hala devam eden olaylar var mı? 12'den sonra. 12'den her taraf sonra. Böyle kararır. Elektrikler gider. Geceyi bize bir anlatsanıza. Geceyi yani anlatılmaz yaşanır ya. Gelip ben artık evlendiğim için geceleri takılmıyordum. Satma bitti ama işime bitmedi bence. Mal tedarik eden bir örgüt var mı mesela? Mal tedarik eden. Herkes kendi çapında örgütlayı mesela. Senin mal mutlu sen de satan. Sizin de gördüğünüz gibi mahalle ana akımda veya internette gösterildiği gibi değilmiş. Buradaki yasaklı madde kullanımının aslında başında malum örgüt var. Onlar bu şekilde yaptıkları eylemleri finanse edebiliyorlar. Ama bu röportajda konuştuğumuz insanların onlarla ilişkili olduğu anlamına gelmemekte. Konuştuğumuz herkes bu mahallenin gerçek yüzünün geceleri ortaya çıktığını söyledi. Her köşe başında bir toplantı, bir tehdit bizi bekliyordu. Ve ben bunu da çekebilmek için gece sokaklara daldım. Gün boyu Hürriyet Mahallesi'nde bir gün geçirdik ve her tipten insanla röportaj yaptık. Katıla özelse Hürriyet Mahallesi'ne gece arabayla girdik. Halbuki kaldığımız otelin sahibi bile arabamıza kurşun yağdırılabileceğini söylemişti. Ama merakımıza yenik düşmüştük. Kamera arkasında yaşanmış tuhaf teklifleri de filtresiz bir şekilde çırılçıplak aktaracağız. Kamera kapandığında ben birini öldürdüm fakat faili meşhur dedi. Mesela orada bazı kamerayı indirelim bayram. Dolaşan tipi görüyorsunuz arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmanın dışında YouTube kanalıma katılma özelliği var. Abone olanların görmediği videolar katıla özel yayınlanıyor. Katıl sayesinde hem normalde koyamadığım, konuşamadığım konuları orada anlatabiliyorum hem de daha yüksek bütçelerle oluşturduğumuz içerikleri yüklüyorum. İşte gece Hürriyet Mahallesi'ne arabayla girdiğimiz videoyu izlemek için bu videonun açıklama kısmının en üstündeki linke tıklayabilirsiniz. Onun altındaki linkte ise kanalıma birkaç işlemle nasıl katılabileceğiniz anlatılmakta. Katıla özel birçok video yükledik. Batı Karadeniz'in yeşil gözdesi Bolu'da kurulan Arap şehrini gezdik. Ordumuz Suriye'ye girdiğinde Suriye sınırına gidip haberde gösterilmeyen gerçekleri gösterdik. Yine Elazığ depreminde ana akım medyada yansıtılmayan acı gerçekleri depremde çatlamış evlerin içine girerek gösterdik. Kuzey Kıbrıs'a gittik ve oranın Türk halkının Türkiye hakkında ne düşündüğünü gösterdik. Başka bir videoda ise Japonya'ya gittik, insanların hayatlarına son vermek için uğradıkları ürpertici ormanın derinliklerine kadar gezdik. Tüm bu videolar ve gelecekte ana akım medyada veya YouTube'da göremeyeceğiniz özel videolar katıla yüklenmekte. Kanalıma katılmak için bu videonun açıklama kısmının en üstündeki linke tıklamanız ve basit prosedürleri uygulamanız yeterlidir. Şimdi katıla özel Hürriyet Mahallesi'nde gece çektiğimiz videoda ve daha birçok özel videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Ruhi Çenet.